Evet, merhabalar Ala Türkiye ailesinin değerli üyeleri. Bu hafta da her hafta olduğu gibi bir üstadın yanındayız. Kırıkkale'deyiz. Mustafa Şener'in yanındayız. Namı değer Parlak Mustafa. Merhabalar üstad. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Çok şükür, elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Şimdi üstad, seyircilerimizi ben sabırsızlandırmak istemiyorum. Bir an önce sohbetime geçmek istiyorum. Tabii. Bir emek var, yılların emeği. Güvercin sevdası var. Nasıl başladı bu güvercin sevdası? Kaç yaşında başladın? Nasıl oldu? Biraz anlatır mısın bana? Bizler de ilkokul 3-4'e giderken sevdik biz bu kuş işini. O günden bu tarafa da yani devamlı sürekli kuşçuluğu da kuşu da daha ileriye taşımak için mücadele ettik. Yani geldiğimiz en son nokta bu. Kuşçuluğun bir sonu yok ama biz şuna karar kıldık. Bulabildiğimizin en iyisiyle en az kusurlu kuşlarla yola devam etme kararı aldıktan sonra da kuş aramayı bıraktık yani. Peki şimdi kimisi var babadan görmüş, kimisi var komşudan görmüş, kimisi yabani bulmuş, onu yakalamış çocukken. Sen nasıl başladın? Bizim bir kiracımız vardı. Allah rahmet eylesin. Yaşlı bir abi. Bizim havlumuza kümes yapmıştı. O zaman kümeslerin üst tarafı kiremitlere açılıyordu. O gittikten sonra biz kümeslerine girerdik. O gelene kadar kuşları uçururduk. Geri indirir kümese koyardık. Böyle böyle bu kuş sevdası bizde hiç bitmedi yani. Sürekli bu sefer de kendi besleme isteğimiz başladı. Babamız annemiz ne kadar kızsa da engel olamadılar. En sonunda boyun eğdiler bizim bu sevgimize. Şu ana kadar da her türlü mücadeleyi verdik yani, her şeyimizden kıstık, yaşantımızdan, sosyallığımızdan, hatta çoluğumuzdan, çocuğumuzdan kıstık, bu sevdaya gönül verdik ve bu zamanlara kadar geldik güzel kardeşim. Ne işle meşgulüz abi? Ben ambulans şoförüydüm, 112. Mesleğimde 112 seçmemdeki sebeplerden bir tanesi de bir gün nöbet, 3 gün istirahat, yani kuşa daha çok vakit ayırabilmek için yani bu mesleği seçtim. Yoksa daha değişik mesleklere de yönelebilirdim ama hem işimi yapıyordum hem de kuşlarımla rahatlıkla ilgilenebiliyordum yani. Peki şimdi lakabımız nereden geliyor üstad? Parlak Mustafa namı değer diyoruz. Biz de sizin gibi pırıl pırıldık, yakışıklıydık, tertemiz giyinirdik. İnsanlar böyle bir lakap uygun görmüşler. Biz de hani biz kendiliğimizden olmadı yani. Bu dilden dile yayıla yayıla bizi de çok insan tanır. O yüzden lakabımız Parlak Mustafa olarak kaldı. Tabii şimdi 55 yaşındayız. Pek parlaklığımız falan kalmadı ama. Evet üstad, biraz da güvercinlerden bahsetmek istiyorum tekrar. Ne tür kuşlar besliyorsun sen? Şimdi ben daha önceleri 80'li yıllardan 90'lı yılların başlarına kadar hazır kuşu, seyrettiğim kuşu getirip onları uçurmayı severdim. Yani hazır kuş daha benim için kolay geliyordu. 90'lı yıllarda arkadaşımın bir tanesi bana bir çift kuş hediye etti. İsmini daha sonra Aşkar diye anılan kuşlar. Bazen çeşitli dişiler girmeme rağmen hiç erkek girmedim kuşlarıma. Sürekli bu Aşkar dediğimiz kuşları besliyoruz yani. En azından bize kuş arattırmıyor. Bizim ölçülerimiz de yani hayal ettiğimiz gibi olmasa bile ama bizi tatmin ediyor. Verdiğimiz arkadaşları da tatmin ediyor. Nasıl diyeyim yani, kusursuz insan olmadığı gibi kusursuz da kuş yok. Biz şuna inandık, bu işi yaparken en az kusurlu kuşlarla yola devam etme kararı aldık. Bulabildiğimiz en az kusurlu kuşlar bunlar oldu. Yoksa ben hani ikinci, üçüncü bir nesil kuş beslemeyi sevmeyen bir insanım. İkinci bir nesil getirdiğim zaman elimdeki nesli yok ederim yani. Bu şekilde sürekli kuş besledim. Fakat bunların hani yanlış olmasın, beni dinleyenler de hani böbürleniyor veya övünüyor zannetmesin. Ben iyiyi çok severim. Eğer bunlardan iyisini görmüş olsaydım mutlaka onlara yönelir, onları beslerdim Alihan kardeşim. Peki şöyle diyelim. Şimdi kuşlarda kusurlar var. En az kusurlu kuşu bulmaya çalışıyorum diyorsun. Şimdi senin için iyi bir kuş, en az kusurlu kuş nasıldır? Şimdi benim için ilk etapta kuş bir kere yerine boş konmayacak. İkincisi kanat açmayacak yani. Bu iki hususa çok dikkat ediyorum yani. Yere konan kuş da insanı mahcup eder. Kanat açan kuş da insanı mahcup eder. Yapacağını yaptırtırmaz kanat elleyen kuş yani. Şimdi bunlardan kaçınıyorum. Hani bu tür kuşlardan uzak durdum ömür boyu yani. Benim için metraj olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ama 15 metrenin altına indirmediği, 15 metrenin üzerinde oynadığı, hedef gören kuşların hepsi benim için geçerli kuştur. Ama kendim yani hani oldum olası hep metrajlı kuşları sevmişimdir. Tabii ki bu metrajlı kuşların çeşit çeşit metraj yapanları var. Derler ki mesela hani metraj yapan kuşların çoğunun altı boş olur. Alakası yok yani. O insanın beslediği kuşların kanıyla, nesliyle ilgili bir şey.
Şimdi sen kuşuna getirir de metraj yapıyor diye boş konan bir kuş sokarsan, bunun yavruları konmasa bile torunları illaki bir gün gelip konacaktır Alihan kardeşim. Mümkün olduğu kadar boş konmayla kanat ellemeye dikkat ediyorum. Üçüncü hususum da yer hakimiyeti. Mutlaka yer hakimiyeti olacak yani. Mesela şöyle diyeyim. 30 takla vuran kuşu da sevmiyorum. Benim için ölçülerden bir tanesi 5 takla 8 10 11 takla arası veya yani en fazla bu şekilde oynayan kuşları tercih ediyorum ya. Bu söylediğin özellikler senin kümesindeki kuşlarda mevcut mu abi? Şimdi şöyle, bizim dişilerimiz çok uzun oynamaz ama 30 metreleri falan buldurur, onlar da çalışır. 5 takla 7 8 takla vururlar. Bizim erkek kuşlarımız 10 11 takla vurur. O da 40-50 metreleri mübalağasız götürürler. Zaman tünelimde ben kamera çekmeyi bilmiyorum. Zaman zaman gelip de burada kuşlarımızın videosunu çeken arkadaşlar var. Bazı şeyler var yani, yavrular var. Ben hiç çekemiyorum yani. Ama çekmiş olsaydık, biz bu işi becerebilmiş olsaydık çok kuş uçurduk yani. Çok insana da, sevdiğimiz insana yani. Kuşlarımızdan verdik, beraber beslediğimiz Tokat Erbağ'da Mustafa Ateşli kardeşim olsun, İstanbul'da Levent Yorulmaz kardeşim olsun, bunlar benim şirketim, beraber beslediğim kardeşlerim. Hem onlar bir taraftan uçuruyor, ben bu taraftan uçuruyorum. Yani kuşların neslini genelde dağıtmamaya çalışıyoruz. Peki şimdi bazı kişiler var, örnek veriyorum, ben diyor gök seviyorum. Bazıları var, ben diyor koyu kuşları severim. Bazıları da diyor ki ben diyor beyaz severim, beyaz asildir diyor. Senin ben bu kuşu seviyorum dediğin renk, tür hangisi? Şöyle başlayayım o zaman. Şimdi ben kuşun rengiyle, tipiyle oyunun bir alakası olmadığına inananlardan biriyim. Kuşu oynatan içindeki kandır yani. Yoksa kuşun alı olmuş oynamış, beyaz olmuş oynamış, gök olmuş oynamış, bunlara benim bir inancım yok yani bu zamana kadar edindiğim tecrübelerle. Ben de gençken renk seçerdim. Mesela gökbenekli perçemli akkuyruğu, gökbenekli perçemleri daha çok severdim yani. Zaten kuşlarımın babalarından bir tanesi de gökbenekli perçemli yani. Ama sonra da şunu anladım, tecrübe edindikçe kuşun rengi tipi asla oynamıyor yani. İçindeki kan oynuyor yani. Beyaz kuşu çok severim. Ama beyaz kuşu Türkiye geneli için konuşuyor. Kendim için de konuşuyor. Samanlıkta iğne aramak gibidir yani, ayakta kalanını bulmak, metraj yapanını bulmak, oyun güzeli hani fiyek tarzı olarak güzelliğini bulmak, taklayı güzel vuranını bulmak çok zor yani beyazda. Çok nadir çıkıyor. Bu yüzden bizim kendi göklerimizden şimdi eğer bakmak nasip olursa kendi göklerimizden dumanlar çıktı, beyazlar çıktı, bakarız. Bizimki beyaz değil ama renkli kuştan çıktı. Fakat bu renkli kuşların içine zamanında bir beyaz girmemiş olsaydı bu beyazları atmazlardı. Tabii biz 1990'da bizim elimize geçen zamanını biliyoruz biz bu kuşların. Daha öncesinde annesinde, ebesinde, dedesinde ne var hiç bilmiyoruz. Biz 1990'dan sonrasını takip ettiğimiz için bize verdiği renkleri veya oyun tarzlarını biliyoruz. Daha öncekilerde belki hani bize geçmeden önceki sahipleri de çok daha ilerilerini biliyorlardı. Bu soy şimdi kaç yıldır sende? 1989'da Tuncay diye bir arkadaşımdan getirdim. 1990'da da Delice var, bu Kırıkkale'nin ilçesi. Mesleğim gereği tayinim oraya çıktı, oraya götürdüydüm. Yani 1990'dan beri elimizden geldiği kadar kanını değiştirmeden illaki değiştirmek zorunda kalıyoruz. İki gözü körler çıkmaya başladı. İşte kol olmayan, kanat olmayan kuşlar çıkmaya başladı. Sırtından, boynundan sakat çıkmaya. Biz bunların içine erkek asla benim tarzım değil. Hani bir kuşun neslini komple değiştirir benim açımdan yani. Hani bir nesil bir kuşa dışarıdan bir erkek getirip vurduğun zaman o neslin kanının değiştiğine, değişeceğine, oyun tarzlarının da değiştiğine, değişeceğine inananlardanım. O yüzden genelde elimden geldiği kadar erkek sokmuyorum. Hatta hiç sokmuyorum. Bulabildiğim, yani insan neyi bulabilir? Gücünün yettiği, gözünün gördüğü kuşun güzelliğini o şekilde bulabilir. Yoksa görmediğinin, gücünün yetmediğinin zaten alamaz da bulamaz da. Doğru mu? Doğru. Peki şimdi bu zamana kadar eminim ki birçok anın vardır. Yaşamış olduğun bir sürü hikayen vardır senin oyun kuşuyla alakalı, güvercinle alakalı. Unutamadığın, böyle aklında kalan, yaşadığın bir hikaye, bir olay, herhangi bir şey var mı aklına gelen? Şimdi şöyle bir şey var. Kuş uçururken herkes birbirine derler ya. İşte kuş öyle bir fişeye gitti ki adamın şapkası düştü. Şimdi Satılmış Amca diye Sungurlu'da bizim çok sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz vardı. Bir gün ziyaretime gelmişler. Bende de bir kuş oynuyordu. Buna kaldırdım. Hani bu hikayeleri de anlatanı canlı yaşadım. Adam kuşun gittiği mesafeye bakarken hakikaten şapkası düştü yani. Bunu hikaye olarak değil de kendim hani canlı
olarak yaşadım. En sevdiğim anılarımdan bir tanesi. Çünkü herkes diyor ya, benim kuşumun mesafesine bakan adamın ya tansiyonu düşer ya şapkası düşer. Biz bunları yaşattık yani. Yaşattık derken kinayen değil yani. Hani o bizim abimiz tabii. Yani senin attığın bir kuş izleyenin şapkasını düşürdü mü? Düşürdü. Ne dedi sonra? Tebrik etti. Kuşu da satın aldı gitti, yalnız bize de bırakmadı. Şapka düştüyse de ben de bunu alırım. Aldı. Değerini de verdi. Allah razı olsun, nur içinde yatsın. Hani kuştan anlayan bir abimizdi. Evet abi, şimdi teşekkür ediyorum bu hoş sohbetin için. İstersen yavaştan geçelim, kümeste nasıl kuşlar var bir görelim. Evet, Alatürk'ü ailesinin değerli üyeleri, şimdi abimizin kümesini göreceğiz. Bakalım nasıl kuşlar var, hep birlikte izleyelim. Kümesimizi açalım bakalım. Haydi bismillah. Tabii. Evet abi, nedir bu kuşların hikayeleri? Burada birkaç tane dişi harici hepsi birbirinden çıkma. Yani ya bacı kardeşten çıkma ya kuzenden çıkma. Bunları bu şekilde korumaya çalıştık. Çok şükür bunlar da bizi mahcup etmedi. Kuşta arattırmadı Alihan kardeşim. Herkesin bir güzeli vardır diyorlar ya. Ben buna inanmıyorum. Herkesin güzeli birdir. Çünkü niye? Güzellik yarışmasında hiç iki tane birinci seçildiğini gördünüz mü mesela? Hep birinci insan için bir tanedir değil mi? Bir tane güzeli vardır. Bunlar da bizim güzelimiz. Diğer arkadaşların da kendilerine göre güzelleri vardır. Onlar da onlardan tat almışlardır veya o kuşlara güven duymuşlardır. O yüzden herkesin kuşuna da, kuş besleyiş şekline de saygı duymak lazım. Ben yani kimin kuşunu görsem severim. Bende olması şart değil. Herhangi bir arkadaşımızda oyun kuşunu seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben oynayan kuşu seviyorum Alihan. Ben zaten şöyle diyorum. Herkes bu iş için emek harcıyor, vakit harcıyor, nakit harcıyor. Beğenmekten önce insanların önce bir saygı duyması lazım. Tabii ki bir kere sevdamız biri yani. Biz bunu seviyoruz yani. Bütün kuşçu arkadaşlara git, hepsi sosyal yaşantısından çalmıştır, ailesinden çalmıştır. Geriye kalan bütün vakitlerini kuşlarından geçirmiştir. İlk önce ona saygı duymak lazım. Bir de şu yani, herkesin kuşu çok güzel olacak diye bir kaide yok yani. Adam kuş seviyor. Ben de kuş seviyorum yani. Belki benimkinde eksikleri vardır öbürlerine göre. Ona değil de, kusur aramak için değil de. Yani bunu dostane bir şekilde, kapısına gittiğimiz arkadaşların kuşunu dostane bir şekilde seyreder. Dostane bir şekilde değerlendirirsek iyi kötüyü daha çok ayırt edebiliriz yani. Onu demek istiyorum. Evet. Lafın başında söylediğim gibi Alihan kardeşim. İnsanlar parasının gücünün yettiği en iyi kuşu besler. Kimse kötüye razı olmaz. Bir de gözünün gördüğü en iyi kuşu besler. Parası da olsa, adam görmüyorsa o güzeli zaten besleyemez yani. Onun için hani bir de artık şöyle yani, bu işi çok parası olanlar abarttı. İyi kuşu kötüleştirdiler. Nasıl kötüleştirdiler? Sipariş üstüne kuş almaya başladılar. Eskiden bir kuş alınacağı, verileceği zaman mutlaka gidilir, seyredilir. Hatta o şehirde 2-3 gün kalınırdı yani, kuşu bir 3 gün 5 gün seyredelim diye. Fakat şimdi parası çok olan insanlar bunu bozdu. Kuşların nesilleri de bu şekilde sipariş üstüne alınan kuşların üzerinden bozulmaya başladı. Kuş alım satımı Türkiye'de birçok şehrinde yani kuşçuluğu bitme noktasına getirdi yani. Tamamen güvenle alakalı yani. Karşıdaki ne derece doğru söylüyor, yalan söylüyor onu bilmeden bir şans mı yani bu aldıkları? Tabii ki yok, şimdi bir rant oluştu. Mesela koskoca Kırıkkale'de şimdi 300 bin nüfuslu, eskiden 500 bin nüfusluydu. 3 kişi kuş satardı, bilemedin 2 kişi, bilemedin en fazla 3 kişi kuş satardı. Atıyorum 20 bin kuşçu varsa da 20 bin kuşçu da ya dostane ya da parasıyla satın alır beslerdi. Ama şimdi koskoca 300 bin nüfuslu Kırıkkale'de 20 bin kuşçu varsa 20 bini de kuş satıyor. Hatta kuşunla alakası olmayan adam senin yola düşen kuşunu alıyor, götürüyor, satıyor. İş bu hale dönmüşken kuşçuluğun
çok fazla bir ileriye gideceğini, hatta yeni nesillerle birlikte tıkanacağını inananlardan biriyim. Hani kimse kuşun ne olduğunu bilmiyor. Herkes bunu ranta dökmüş. Sevgiden çok şu anda bir rant var Kırıkkale'de değil, Türkiye'nin her tarafında. Bu sevginin yavaş yavaş paraya dönüştüğü hepimizce görülüyor yani. Onu demek istiyorum. Yoksa yabana atılacak, hani ertelenecek bir sevgi değil yani. Bu parayla pulundan kıyaslanacak bir sevgi de değil yani benim açımdan. Ve benim gibi düşünen insanların çok olduğuna inanıyorum Alihan. Evet tabii, insanın ne kadar parası olursa olsun önce sevmesi lazım. Peki ne zamana kadar sürdüreceğiz bu işi daha? Yani gittiği yere kadar devam mı? Ben her zaman şöyle diyorum. Sağlığım el verdiği sürece, en azından yani yaşım çok da ilerlese, elim ayağım tutarsa bakabileceğim kadar. Ama iki tane, ama 10 tane yani. Ben yani Allah hepimize hayırlı uzun ömür versin. Yaşamım boyunca bunlarla birlikte olmaya devam edeceğim Alihan. Peki şimdi birçok kişi var. Sen de az önce söylediğin gibi yeni başlayan insanlar var, başlamak isteyen insanlar var bu işe. Senin tavsiyelerin nelerdir yani yeni kuşçuluğa yeni başlayacak olan gençlere, özellikle tecrübelerinden faydalanarak söylemek istediklerin nelerdir abi? Bir kuşu en iyi kuşun sahibi bilir. Seyrettikleri kuşa bile inanmasınlar. Bu işi samimi yapan dürüst insanlarla birlikte olmaya çalışsınlar. Kuşun önce hedefe gelmesini, fışkırmasını, takla vurmasını, tarzını öğrensinler. Daha sonra kuş almaya yönelsinler. Kimsenin lafıyla, dedikodusuyla veya övmesiyle hiçbir şekilde hani kuş beslemeye çalışmasınlar. Benim yaşıma gelene kadar biz yani kolay bulduk çok şükür eşimizden, dostumuzdan. Bir de kuş anlayışı farklıydı bizim zamanımızda. Bu kadar ticareti yoğdu. Ama şimdi bu kadar ticaretin olduğu zamanlarda benim yaşlarıma gelecekler. Belki yine kuşu bulamayacaklar. Alihan, bu benim fikrim tabii. Ama genç arkadaşlara şunu söylüyorum. Bu işi bilen insanların, samimi gördükleri insanların, düştüklerine inandıkları insanların yanında barınsınlar. Onlardan bir şeyler öğrensinler. Ondan sonra kuş beslesinler. Yani atıyorum Parlak Mustafa'nın kuşu 50 metre gidiyormuş. Parlak Mustafa'nın kuşu 100 metre gidiyormuş. Bunlara aldanmasınlar yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, Alatürkiye ailesinin değerli üyeleri bu hafta Kırıkkale'de Mustafa Şener'in yanındaydık. Namı değer Parlak Mustafa. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet yaptık. Bize kümesini tanıttı. Kendi görüşlerini bize aktardı. Son kez söylemek istediğim bir şey var mı buradan seyircilerimize? Ben çok teşekkür ederim. Kuşların hepsi benim kardeşim. Büyükler abim. Hepsine selam ediyorum. Ne diyeyim? Hepsi sağlıcakla kalsın yani. Kapımız herkese açık. Ne zaman isterlerse başımızın üstünde yerleri var. Elimizden geldiği kadar misafir etmeye, gönüllerini hoş tutmaya çalışırız. Çok teşekkür ediyoruz Alatürkiye ailesinin değerli üyeleri. Bu gibi videolarımızın devamı için lütfen YouTube kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmına bizi nereden izlediğinizi belirtirseniz önümüzdeki hafta sizin yanınıza gelip çayınızı içip hoş sohbetinizi dinlemeye geliriz. Çok teşekkürler.